Selamun aleyküm. İftara sizdeyiz Avrupa programına hoş geldiniz değerli izleyicilerimiz. 11 ayın sultanı olan Ramazan-ı Şerif ayının bereketiyle bugün sizlere Almanya'nın başkenti Berlin'den sesleniyoruz. Berlin'de 300 bine yakın Müslüman yaşıyor ve bugün o bir ailenin misafiri olacağız inşallah. Hasan Ürkmez ailesiyle önceden görüşmüştük. Hasan abiyi çok merak ediyorum. Kendisi çok iyi bir insan. Bugün acaba bizi ne bekliyor? Ne hakkında konuşacağız? Ramazan'ı nasıl geçiriyorlar? Hasan abi tabii ki Berlin'de yaşadığı için ve Berlin trafiği gerçekten yani İstanbul gibi olmasa bile çok yoğun olduğu için ben de bugün tabii ki bisikletimle gideceğim inşallah. O zaman ne yapalım? İftar vakti de yavaş yavaş yaklaşıyor. Güneş batıyor. Biz o zaman İftara sizdeyiz Avrupa programını Berlin'den başlatıyoruz. Bakalım. Evet, Ürkmez ailesi burada kalıyor. Güneşin batmasına az kaldı. Ben de bisikletle geldim. Dondum bayağı. Şimdi hemen Ürkmez ailesinin evine gidelim. Bakalım kimler bizi bekliyor. Buyurun. Evet, şimdi Ürkmez ailesinin kapısına vardık. Zile hemen basıyoruz. Bakalım bizi kimler bekliyor. Selamun aleyküm. Merhaba. Ya kusura bakmayın ya, biliyorsun Berlin trafiği çok kötü. Ben de bisikletimle geldim. Evet. Hoş geldiniz, buyurun. Teşekkür ederiz. Geçelim böyle, ayakkabılarımızı çıkaralım. Vallahi yani gerçekten zor oldu. Okey, buyurun geçin. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Böyle mi geçeyim abicim? Tamam, çok teşekkür ederim. Güzel bir karşılaşma oldu gerçekten. Buyurun hepiniz de gelin yanıma oturun yani. Sonuçta siz misafir değilsiniz. Bu evin misafiri ben bugün olmuş oldum. Evet, biz şimdi Ürkmez ailesinin yanındayız. Hasan abi çok teşekkür ederim. Kendini bir tanıtabilir misin lütfen? Mikrofonu sana vereyim. Benim mikrofonum var zaten. Teşekkür ederim. İsmimi zaten biraz önce söylediniz. Hasan Ürkmez. 43 yıldır Almanya'da yaşıyorum. Güzel. Yüksek tahsilimi burada yaptım. İş dünyasında biraz rol aldım. Şimdi sanatkarlıkla uğraşıyorum. Maşallah, çok güzel. İşim gücüm kitaplarla. Belli oluyor zaten yani. Evin yarısı kütüphane maşallah. Kısaca bunu söyleyebilirim yani ilk etapta. Hasan abi, aileni biraz bize tanıtır mısın? Bu ablamız mesela kim? Tabii tanıtayım. Bu eşim Neslihan Ürkmez. Bu komşumun kızı Halide. Bu komşumun oğlu Raşit, bu kızım Betül, bu torunum Aliş. Merhaba Aliş. Aslı Alıt Ali Tarık. Biz ona kısaca Aliş diyoruz. O da komşumuz Nuran. O da öbür torunum, en büyük torunum, ilk göz ağrım o. O da Ahmet Faruk. O baştaki yakışıklı da benim en küçük oğlum. Maşallah. Etka Davut. Maşallah Hasan abicim, gerçekten çok büyük. Kalabalık bir aileniz varmış. İstersen mikrofonu bir Neslihan ablamıza uzatabilir misin? O da bize anlatsın bugün iftara bize neler yapmış, kaç saat geçirmiş, ondan sonra ne bileyim neyle uğraşmış bütün gün. Yani işte elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalıştık. Yani Ramazan'da da çok fazla ağır olmasın diye önce ben bir domates çorbası yaptım. Sonra patlıcan kebap yaptım. Çocuklar patlıcanı sevmedikleri için onlara biraz eti ayrı hazırladım. Ondan sonra pilav yaptım. Çocuklar pilavı seviyorlar diye, yoksa her şeyi yemiyorlar. Ondan sonra biraz kereviz, yoğurtlu kereviz salatası ve normal salata yaptım. Bir de biraz tatlı olarak da ağır olmasın diye tavuk göğsü, yalancı tavuk göğsü hazırladım. Maşallah. Peki o sana birisi yani yardım etti mi? Her şeyi tek başına kendin mi yaptın? Kızımla birlikte yaptık. Kızım da yanımda. O da Türkiye'den geldi.
buraya yerleşmek istiyorlar çocuklarıyla birlikte. Onunla beraber yaptık yani beraber. Öyle mi? Ne güzel. Evet. Birlikte hazırladık artık. Bilmiyorum nasıl oldu ama. Çok merak ettim şimdi. Betül Hanım, siz Türkiye'den yeni mi geldiniz Almanya'ya? Ben mikrofonu vereyim o zaman. Tamam. Öyle bir anlatın ben çünkü merak ettim orayı. Ben daha öncesinde burada yaşıyordum zaten. Evlenip Türkiye'ye taşınmıştık, Ankara'ya. Çocuklarım da orada dünyaya geldiler. Şimdi de eşim buraya görevli olarak gelecek. Biz de o vesileyle tekrardan Berlin'e taşınmış olduk. Maşallah, kalabalık bir ailesiniz. Sizin adınıza çok sevindim. Gerçekten yani çok insan var. Evet, çok teşekkürler. Bu daha zaten ailemizin küçük bir kısmı. Diğer kısmı işte işten yeni çıktı. İftara yetişmeye çalışıyorlar. Hepsini birazdan göreceksiniz. Daha da kalabalığız aslında. Evet Neslihan ablacığım, iftara az vakit kaldı. Bizim bir mutfağına götürsene, bir bakalım, bakalım neler yapmışsın sen bizim tamam, için. Tamam, gel bakalım. Oldu. Evet, şimdi Ülkmez ailesinin mutfağındayız. Neslihan ablacığım, bize gösterir misin bizim için bugün iftara neler yaptın? Tabii göstereyim. Yalnız ben işte Ramazan'da ağır olmasın diye yemekler. Ya. Normal bir domates çorbası yaptım şöyle. Oh ne güzel, domates çorbamız sıcak var. Sıcak. Ondan sonra patlıcan kebap yaptım, patlıcan kebabı. Hı-hı. Etli tabii kebap olduğu için. Yalnız çocuklar patlıcanı sevmedikleri için onlara biraz ayırdım etini, sadece pilavla yerler diye. Normal ya. Pilavımız var. Salata yaptım, ya. Marul salatası. Ondan sonra yoğurtlu kereviz yaptım. Yoğurdu da hep kendim mayalıyorum yani, sağlıklı olsun diye kendim mayalıyorum. Maşallah gerçekten. Ondan sonra yine ağır olmasın diye tavuk göğsü yaptım. Yalancı tavuk göğsü. Üstünü narlarla süsledik. Ve oğlum da gelirken değişiklik olsun diye biraz çocuklara lokma getirmiş. Maşallah yani, çok hamar yani. Atsın. Çok fazla bir şeyimiz yok ama. Yani biraz işte ya. O kadar. Çok güzel, teşekkür ederim. Bir sorum olacaktı, onu da Betül Hanım'a sormak tamam, istiyorum. Tamam, ben mikrofonu ona vereyim. Sonuçta kendisi işte Türkiye'den yeni geldi değil mi, evet. Almanya'ya geri. Betül'cüğüm, bir fark görüyor musun yemeklerde böyle yani tarzlarda? Yani Türkiye'nin yemekleri farklı mı oluyor, Almanya'nın? Aslında burada Türkiye'de pişirdiğimiz tüm lezzetleri burada da pişiriyoruz. Ve malzeme açısından hiçbir sıkıntımız yok. Orada olan her şey burada var, bütün markalar buraya da geliyor. Aynı lezzetleri aslında burada yapmaya çalışıyoruz. Tek fark hani oradaki sebzelerin, meyvelerin farklı bir lezzet olması. Onu burada bulamıyoruz her zaman. Yani o açıdan küçük bir fark olmuş olabilir tabii ama onun dışında tüm yemeklerimizi, kültürümüze ait olan bütün yemekleri burada yapmaya çalışıyoruz. Evet, acıktık. O zaman beraber sofrayı kuralım mı? Ben size yardım edeyim yani, tamam, siz bana oldu. Ne yapacağımı söyleyin. Tamam oldu. Oldu ablacığım, haydi. Tamam, birlikte hazırlayalım tamam. O zaman. Evet, iftara az kaldı. Son hazırlıklarımızı yapıyoruz. Ben de yardım etmeye çalışıyorum elimden geldiği kadarıyla. Evet sevgili izleyicilerimiz, soframızı kurduk, iftar vakti geldi. Ezanımızı okuyalım, yemek duamızı yapalım. Buyur Hasan abicim. Evet, ezan için ben Halil'e mikrofonu uzatayım. Sesi güzel olan o. Buyur Halil'cim. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah.
Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya alassalâh. Hayya alassalâh. Hayya alalfelâh. Hayya alalfelâh. Allahu ekber, Allah Ekber, la ilahe illallah. Maşallah Halil kardeşimizin de çok güzel sesi varmış gerçekten. Allah razı olsun yani. Allahümme leke sumtu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu ve ala rızkike eftartu ve savmel gadi min şehri Ramazan'a neveytu. فَغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَحَّرْتُ Ya Rabbi, senin rızan için oruç tuttuk, sana inandık, sana tevekkül ettik. Senin rızkınla orucumuzu açıyoruz ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ediyoruz. Buyurun, Allah oruçlarınızı kabul etsin, afiyet olsun. Evet, yani gerçekten Halil kardeşimizin sesi gerçekten güzelmiş. İmam değilsin ama değil mi? Ne yapıyorsam çok güzel sesin var maşallah yani. Allah güzel okudun. Kurslarda falan mı öğrendiniz? Yok. Allah vergisi. Allah vergisi uyandı. Oh tamam, ne güzel. Ezan okumayı. Maşallah. Çok teşekkür ederim Neslihan ablacığım. Yemeklerin gerçekten çok güzeldi. Ellerine sağlık. Allah razı olsun bizi bugün davet ettiğiniz için. İşte bir yemek duası da alalım mı sizden? Misafirin duası makbul biliyorsunuz. Tamam. Siz de bizim misafirimiz sayıldığınız için ben mikrofonu size bırakayım. Oldu o zaman abi. Ben o zaman amin diyeyim. Amin. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Elhamdülillahi leziyet. Amuna ve sakana ve cealina minel müslimin. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu aleyhine Muhammed ve alihi ve sahbihi ecmain. Ve afanna ve afilena ve erhamna ente mevlana fensuna igami kafirin. Ve afanna ve afilena ve erhamna ente mevlana fensuna igami kafirin. Ve afanna ve afilena ve erhamna ente mevlana fensuna igami kafirin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin biyadi denva'ir rizik vel futuhat. Ya basitü lizi yetsutu rizgâ liben yaşa bi gâhizab. Übsü alel rizgâ vâsiyan min kül cihedi min hazayni gâbiki bi gâreti minit mahlûgi min vâsıf hazır kerameke bi gâre hesab. Ya ekreme ekremine ve ya ramir rahimin. İftahe bâbi ya Allah, iftahe bâbi ya Allah, iftahe bâbi ya Allah. Ya Allahu ya kâfi ya fettahu ya müfettihü fettih bil hayr. Allahümme fe sahibi hazreti am ve lakilin. Allahümme ca devletihim daimen evladihim alimen saliha. Ve la tusarihim zalime. Allahümme zid ve la tenguz nimeten kesiretin bi hurmetil fetiha. Evet, afiyet olsun. Allah razı olsun, çok teşekkür ederiz. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. İftara Sizdeyiz Avrupa programı devam ediyor. Bugün biz Ürkmez ailesinin misafiri olduk. Hep beraber iftarımızı açtık, namazlarımızı kıldık. Şimdi de biraz sohbet edelim. Hasan abicim, biz eve ilk geldiğimizde bu insanlar daha yoktu. Sizin akrabalarınız, aileniz büyük demiştiniz. Bize tanıtabilir misin sonradan gelenleri? Evet, şimdi sağdan başlayayım. Halil
Benim oğlumun arkadaşı, evet. Aydın Bey benim kayınbiraderim. İsmail bizim yeğenimiz. Benim kardeşimin oğlu. Yeni gelenlerden kim var başka? Evet, Seda yanındaki var. Abla. Seda da benim yeğenim. Benim ikiz kardeşimin kızı. Maşallah, ikiz kardeşim de var. İkiz kardeşim de var. İkiz kardeş burada değil ama. Yok, o gelmedi. Emine, o da benim küçük biraderimin eşi. Yani bizim gelinimiz mi oluyorsun sen? Evet. Hoş geldiniz Emine Hanım. Evet, Ükmez ailesi gerçekten çok sevimli bir ailesiniz maşallah. Yani Rabbim gerçekten şeyinizi bozmasın, aranızı. Ramazan nasıl sizin için geçiyor? Aydın abi, sen söylemek ister misin? Hani Almanya'da yaşadığın için Türkiye'de değilsin, ezan sesi duyulmuyor. Oruç nasıl geçiyor? İftar nasıl geçiyor? Sahur nasıl geçiyor? Anlatabilir misin bize? Ben şöyle başlayayım. Büyük şehirlerin en büyük problemi trafik. Bakın işte iftara bile yetişemedik. Evet. Zar zor yani yolda çok kuyruk vardı. Anca yetiştik. Onun dışında Ramazanlar, esasında Ramazanlar burada da Türkiye'deki gibi geçiyor desem yerindedir. Yani Ramazan deyince bizim aklımıza gelen gündüz oruç, gece teravih ve bir de mukabele. Şükürler olsun burada da camilerde bunların hepsini yapabiliyoruz. Yani arada Türkiye ile buranın arasında çok büyük fark görmüyoruz. Buyur Hasan abi, sen bir eklemek istediğin bir şey var mı? Buyur. Aydın Bey'in söylediğine ilave olarak, şimdi Ramazan coğrafyaya bağlı bir ay değil ki. Evet. Bir memlekette şöyle geçer, bir memlekette o insana bağlı bir ay sonuç itibariyle. İnsanın ruh dünyası nasılsa Ramazan'da ona bağlı olarak iyi veya kötü geçiyor. Eğer siz ruh dünyanızda diriyseniz, ruh dünyanızda canlıysanız, ruh dünyanızda o duyarlılığı taşıyorsanız, hı hı, Ramazan her yerde iyi geçer. Evet. Yani Ramazan orada iyi, burada kötü değil. Önemli olan o atmosferi yakalamak, o ruh halini yakalamak. Yani elhamdülillah biz burada işte 40 yıl oldu ben Almanya'ya geleli. 40 yıldır her Ramazan bizim Ramazanlarımız şenlikli geçer. Güzel geçer. Ya. Yani son dönemlerde bu Türkiye'dekine benzer bir durum da aldı. Şimdi sivil toplum kuruluşlarının iftarları var mesela. Hı hı. Oralara gideriz. Orada da bir canlılık vardır. O canlılık insanları bir arada tutmaya sağladığı gibi o canlılığı insanlar evlerine de taşıyorlar zaten. Şimdi biz Almanya'da yaşıyoruz. Hristiyan bir ülke. Onlar tabii ki ama Ramazan'ın ne olduğunu artık yavaş yavaş anladılar. Aranızda iş yerinde böyle bir sorunu çıkaran var mı? Veya ne bileyim iş yerindeki mesela senin arkadaşların nasıl onaylıyor? Oruç tuttuğunda sana nasıl bir tepki gösteriyor? Bize bir şeyle anlatabilir misin Edgar'cığım? Yani oruç konusunda iş arkadaşlarım çok değer gösteriyor oruç tutmamıza. Tabii ki bazen basit sorular soruluyor. Suyu da içmek yasak mı veya yani niye su içmiyorsunuz gibi sorular geliyor. Şunu diyebilirim, ekleyebilirim. Burada yetişmiş olan, Müslüman olmayan insanlar gittikçe saygıyı daha çok arttırıyor. Mesela okulda çalıştığım için Ramazan ayına özellikle projeler yapıyorlar çocuklarla veya Ramazan özelliklerini anlattırıyorlar. Hocalar çağırıyorlar ki çocuklar oruç tutarken kendilerini çok zorlamasınlar diye. Evet. Ona göre de yani nasıl diyeyim? Yani güzel adımlar atıyorlar ya. Öyle diyeyim. O zaman hemen konuyu Betül ablamıza soralım. Evet Betül'cüğüm, ilk başta sen bize anlatmıştın zaten. Hani Almanya doğma büyümelisin ama Türkiye'ye gittin. Orada tabii ki anne oldun, çocukların büyüdü. Sonra çocuklarınla beraber geri Almanya'ya döndün. Ama fakat eşin şu an daha Türkiye'de anladığım kadarıyla. Evet. Sizin için bu durum nasıl? Hani Ramazan'ı şimdi nasıl geçireceksiniz? İftarınızı nasıl yapacaksınız aile olarak? Ya özellikle çocuklar çok zorlanıyorlar. İftarda babalar olmayınca tabii onu çok özlüyorlar. Her gün arıyoruz, konuşuyoruz, çocuklarla görüştürüyoruz hep. Onun dışında alışma sürecimiz hani buraya çok zor olmadı ama baba olmayınca tabii bir eksiklik oluyor. Peki bir şey soracağım. Şimdi arayabilir miyiz eşini görüntülü olarak? Ya olur. Bakayım müsaitse hemen. Hadi bakalım hemen. O zaman. Bakalım çıkacak mı? Evet, şu an Betül Hanım eşini Türkiye'den arayacak. Canlı bir yayın yapacağız. Bakalım Türkiye'deki insanlar Ramazan'ı nasıl geçiriyor? Şimdi arıyorum. Bağlandı. Samet merhaba. Nasılsın? Merhabalar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı akşamlar. Seni canlı yayına bağlayacağız müsaitsen. Tabii. Seni şimdi Gülcan Hanım'a veriyorum. Onunla birlikte sohbet edebilirsiniz, tamam mı? Tamamdır. Oldu, çok teşekkür ederim.
Selamın aleyküm Samet Bey, nasılsınız? Hayırlı Ramazanlar dilerim sizlere. Aleyküm selam, hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar. Ankara'dan Berlin'e selamlar. Teşekkür ederiz. Nasılsınız, iyi misiniz? Ramazan orada nasıl geçiyor? Bize anlatır mısınız? Aileniz burada bildiğim kadarıyla, siz oradasınız. Nasıl geçiyor Ramazan Türkiye'de, Ankara'da? Bir gurbetçinin Ramazan'ı nasıl olur ise bizim de o şekilde. Yani çok şükür Türkiye'de Ramazan her zamanki gibi bereketiyle, huzuruyla, ailemizle birlikte burada beraberiz ama bizim için gurbet neresidir, sıla neresidir? Duyguları karışık yaşadığımız bir başka Ramazan. Çok şükür sağlık sıhhatle bu Ramazan'a da kavuştuk. Amin. Gönlümüzden hep tabii ki ailemizle hep birlikte geniş aile olarak bir Ramazan'ı geçirmek vardı ama kısmet bu Ramazan'da da Ankara'da, kendi ailemde Berlin'de geçiyor. İnşallah bundan sonraki Ramazanlar için birlikte bir araya gelip daha geniş bir aile olarak geçirmeyi ümit ediyoruz diyelim. İnşallah. Samet Bey, Berlin'e, ailenize son mesajınız ne olur? Bizleri bir araya getirdiğiniz için sizlere TRT Türkiye çok teşekkür ediyorum. Bu güzel günde, Ramazan'ın bu güzel akşamında. Hepsini çok seviyorum. Hepsini çok özlüyorum. En kısa zamanda inşallah tekrar bir araya geliriz. Sizlere ayrıca teşekkür ediyorum. Sadece Almanya'da yaşayan gurbetçi kardeşlerimiz değil, tüm İslam alemi için huzurla, bereketle nice Ramazanlara ulaşmasını, kavuşmasını niyaz ediyorum, temenni ediyorum. Çok teşekkür ederim. Amin diyoruz. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Kendinize çok iyi bakın. Katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Evet değerli izleyicilerimiz, iftara sizdeyiz, Avrupa devam ediyor. Hasan abicim, yani sen şimdi neyi üflemeyi biliyorsun ve Allah rızası için ne olursun bize de biraz bir şey üflesene. Estağfurullah. Şimdi ben bir değişiklik yapabilir miyim? Tabii ki, şiir mi okuyacaksın? Ama şiirle neyi birbirine ekleyeceğim? Biraz böyle hissi bir şiirim var benim. Bunu rahmetli annem için yazmıştım hastalandığı zaman. Duygulandım. Ay canım benim ya. Ya gel ya. Hadi abicim ya. Oku hadi. Ben de şimdi duygulandım ya. Beni de ağlatacaksın şimdi. Okey. Anneye hürmet. Annelerin ölümüne ağlayın ölmeden önce. Bir mübarek nur çeşmesi gibidir bakışları. Annelere gelin ölmeden önce. Yüzleri kıbleye dönmeden önce. Bilsen neler gizleniyor annelerin göğüslerinde ve ne sevdalar emzirirler anneler göğüslerinde. Ninniler ocak başında sesi. Dudağında fısıldanan dualar vardır. Kimse bilmez ki nedir? Kimse bilmez ki nedendir? Gözleri nemlenir sabaha karşı. Kalkıp duaya duran ellerini hatırla. Sana dua edişini bildin mi namaza durduğunda? Annelerin ölümüne ağlayın ölmeden önce. Bir rüyadan uyanmadan önce. Ağlayın annelerin ölümüne, ağlayın ölmeden önce. Ya bizi gerçekten ağlattın, o kadar duygulandım ki ben de. Ya Hasan abi, sana ne kadar çok yani yetenek varmış gerçekten, maşallah. Bir Hicaz gezinti yapmayı düşünüyorum. Becerebildiğim kadarıyla usta sayılmam. Biraz amatörce bir ney üfleyicisiyim. Yani neyzem bile diyemiyorum kendime. Ney öğrencisiyim yani. 20 yıldır ney öğreniyorum.
Hasan abicim çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Gerçekten çok güzel neyi üflüyorsun. Şimdi sabahtan beri gözüme birisi battı. O da Aliş. Alişcik, Aliş Bey. Ben sana mikrofonu verebilir miyim? Şöyle bir uzatalım. Aliş'cim nasılsın sen? Geldiğiniz için mutluyum. Ve saklanmaç oynarken İsmail abim beni tuttu ve ebeledi. Ve ben onu artık sevmedim ve bir daha arkadaş olmayacağım. Çünkü onu sevmedim diye tükürdüm ona. Ve de o benim nereme tükürdü söyleyeyim mi? Yüzüme tamam, tükürdü. Tamam, o tabii ki güzel bir şey değil. Ama sen bugün bana başka bir şey anlattın. Sen bana dedin ki ben çok güzel dua okuyabiliyorum dedin. Bize bir güzel, bir kısa bir dua okumak ister misin? Bugün çok yorgunum ama yarın gelirseniz mutlu olurum. Ama bugün şimdi mesela bir tane küçük, kısacık bir dua okuyabilir misin? Çok seviniriz gerçekten. Rabbi yesir. Velatasir, Ravdan, Vilayet. Ben bunu artık hatırlayamıyorum biraz. Tamam, Rabbi yesir de güzeldi. Velatu asir, Rabbi temmim. Bilhayır. Maşallah. Allah'ım sen beni zorlaştırma. Kolay. Kolaylaştır hayırlı tamama. Aliş'e de çok teşekkür ederiz. Bizi gerçekten çok güldürdü. Hasan abi bizi davet ettiğin için çok teşekkür ederiz. Ve bu güzel günümüzü, bu güzel iftarımızı Asr suresiyle kapatmak isteriz. Kim okumak ister? Ver. Halil abicim yani senin ezanın güzeldi aslında. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr. İnnel insane lefî husr. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ الْفَاتِحَ Ben de çok teşekkür ederim. Geldiniz, evimizi şenlendirdiniz, neşelendirdiniz. Allah razı olsun. Evet Hasan abicim çok teşekkür ederiz bizi misafir ettiğiniz için. Biz de geldik iftara sizdeyiz Avrupa programının sonuna. Şimdilik hoşça kalın diyoruz efendim. Görüşmek üzere.